Herkese merhaba. Daha önceden Google Ads ile arama ağı oluşturma konusunda örnekli bir video sizlerle paylaşmıştım. Ona ait linki açıklamalarda bulabilirsiniz. Bugün ise arama ağı kampanyası oluştururken en çok merak edilen ve sorulan alanlar ile ilgili sizlerle fikirlerimi ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. Konuya geçmeden önce benzer içerikleri üretmeye devam etmem için kanala abone olarak beni desteklemenizi de rica ederim. Yeni bir arama ağı kampanyası oluştururken anahtar kelime araştırmasıyla başlayabiliriz. Araçlar ve ayarlar altındaki anahtar kelime planlayıcı bölümünden kelimemizle ilgili fikirler edinebilir. Benzer kelimeleri de bulabiliriz. Yani kelimemize ait alternatifleri de bu alandan bulabiliriz. Örnek olarak bugün çelik kapı yazalım. Tüm Türkiye genelinde bir arama yapalım. İsterseniz buradan şehirleri de seçebilirsiniz. Yani belli bir şehir içindeki arama potansiyelini de görebilirsiniz. Ben bunu bütün Türkiye olarak şu anda bir çalıştırayım. Evet, gördüğünüz gibi çelik kapı kelimesinin alternatifleri, yani ona benzer kelimeler neler olabilir? Onlarla ilgili bize burada fikirler geldi. Her bir kelimenin ortalama aylık arama sayısı, rekabet durumu ve sayfanın üstü, altı, düşük aralık, yüksek aralık gibi değerleri de bize verdi. Yani hem kendi kelimemize hem de benzer kelimelerde tıklama başına maliyetlerinizi aşağı yukarı görmek için bu araç oldukça önemlidir. Teklif verirken de buradaki değerleri göz önünde bulundurmamız gerekli. Buradan ayrıca arkadaşlar negatif kelimeleri de edinebilirsiniz. Yani kampanyanız başlamadan önce nelerden size tıklama gelebilir, fikirler edinebilirsiniz. Elbette kampanyanız başladıktan sonra günlük olarak arama terimlerini kontrol ederek negatif kelime girmeniz önemli. Olsa da daha kampanyaya başlamadan buradan çok aranan kelimeleri görebilir ve negatifleri belirleyebilirsiniz. Örneğin çelik kapı, yeni bir çelik kapı satan firma için ikinci el bir negatiftir ya da rakiplerinin isimlerinin geçmesi bir negatif olabilir. Bu alanı hem kelimelerinizi seçmek, kelimeleri bulmak hem de negatifleri ilk baştan girmek için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da kelimelerinize ait tıklama başı maliyetleri de aşağı yukarı görebilirsiniz. Bu alan teklif verirken oldukça önemli olacak sizin için. Çünkü kelimelerin tek tek aşağı yukarı tıklama maliyetlerini görüntüleyebilirsiniz. Şimdi gelelim kampanyanın ayar kısmına. Burada dönüşümlerin kurulmasının oldukça önemli olduğunu tekrar belirteyim. Hemen hemen her içerikte de belirtiyoruz ama yine de yeri gelmişken söyleyeyim. Buradan da hesaba ait hedef ayarlarını ya da kampanya özel hedef ayarları kullanımını seçebilirsiniz. Yani kurmuş olduğunuz dönüşümleri kampanyanıza tanımlayabilirsiniz. Dönüşümlerle ilgili nasıl kurarsınız konusunda birçok video kanalımda mevcut. Özellikle Tag Manager ile türlü türlü dönüşüm kurmaya ait içerikler kanalımda mevcut. Bir kampanyanın pazarlama hedefi ne olmalı? Bu da bana çok sorulan bir sorudur. Satış, potansiyel müşteriler ve web sitesi trafiği. Burada çok kritik bir önem taşımadığını gözlemlediğimi söyleyebilirim. Ancak ne anlama geliyor? Yani bir satış yapan ticaret sitesi satış hedefini seçebilir. Dönüşümlerini artırmak isteyen kurumsal bir site potansiyel müşterileri seçebilir. Ziyaret sayısını artırmak isteyen web siteleri de web sitesi trafiğini seçebilir. Ben kurumsal sitelerde genellikle potansiyel müşterileri seçerek kampanyamı oluşturuyorum. Burada bir diğer konu da buradaki ağlar bölümü. Burada genellikle siz kampanya oluşturmaya başladığınızda bunlar seçili gelir. Burada görüntülü reklam ağını kaldırmanızı öneririm. Çünkü kullanılmayan arama ağ bütçesinden yararlanacağınız bu kolay yöntem sayesinde arama ağına yakın veya daha düşük maliyetlerle ek dönüşümler elde edebilirsiniz yazıyor. Yani sizin günlük bütçenizin arta kalan kısmını görüntülü reklam ağında Google Ads kullanacak. Ben bunu kullanmamanızı öneriyorum. Bunun yerine görüntülü reklam kullanmak istiyorsanız ayrı bir kampanya oluşturabilirsiniz. Burada da bir karışıklık oluşuyor arkadaşlar genelde gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu işaretli olduğu zaman en basitinden reklamlarınız Google arama ağı dışında Google iş ortaklarında da görüntülenecektir. Yani örneğin YouTube'da yapılan bir aramada sizinle ilgili kelimelerinizle ilgili yapılan bir aramada reklamlarınız gösterilebilir.
Burada seçim size kalmış. Eğer reklamlarınız YouTube gibi iş ortaklarında görünsün istiyorsanız bu alanı işareti bırakabilirsiniz. Ben çoğunlukla bunu da kullanmıyorum. Yani şu yaptığım seçimde reklamlarım sadece Google arama ağında gösterilecek durumda oluyor. Konumlar yine önemli bir başlık bizim için. Burada tüm Türkiye'yi hedefliyorsanız Türkiye'yi seçebilirsiniz. Eğer bir şehri hedefliyorsanız, yerel bir işletmeyseniz şehir seçebilirsiniz. Ya da gelişmiş arama kısmından yarı çapla daha da minimal bölgeler seçebilirsiniz. Mahalle veya işte semt gibi. Burada daha evvel de söylemiştim, yer seçeneklerinde varlık seçimi, eğer orada bulunmuş kişileri hedefliyorsanız, daha önceden bulunmuş veya bulunan kişileri hedefliyorsanız varlığı seçmelisiniz. Bu seçili kaldığında hem oradaki kişileri hem de o yere ilgi gösteren kişilere de reklamınız gösterilebilir. Yani fiziken orada bulunmasını önemsiyorsanız varlık seçmenizi öneririm buradaki konumlar alanında. Diller, evet, yani reklamlarınız kimlere gösterilsin, hangi dili konuşan kişilere gösterilsin. Yani şu an tabii Türkiye'yi hedefliyorsak Türkçe veya müşteri portföyüne göre İngilizce de seçilebilir. Gelelim bütçe konusuna. Bu da oldukça önemli. Burada sizin biraz evvel baktığımız anahtar kelime planlayıcısında tıklama başı maliyetleri gördük. Yani tıklama başı ortalama maliyeti 5 lira olan bir firma ile 2 lira olan bir firmanın günlük bütçeleri tabii ki farklı olacaktır. Almak istediği tıklama sayısına göre tabii ki. Ben burada şunu öneriyorum. Yeni bir kampanya oluştururken ve daha önceden herhangi bir fikriniz yoksa ne olacağına karşın, burada günlük bütçenizin, düşündüğünüz bütçenin daha azıyla kampanyanıza başlamanızı öneririm. Çünkü reklam ilk yayınlanmaya başladığı günlerde birçok negatif kelime gelebilir sizin tahmin etmediğiniz. Bunları ayıklamanız için biraz daha düşük bütçeyle kampanyanızı oluşturmaya başlamanızı önerebilirim. Örneğin günlük bütçeniz 200 liraysa 100 lirayla başlayarak adım adım işte negatifleri girdikçe bir hafta sonra 150 lira, 2 hafta sonra düşündüğünüz gerçek rakam 200 lira gibi belirleyebilirsiniz. Ve gelelim bir diğer önemli alan, teklif verme. Burada dönüşümleri artırmaya yönelik stratejiyi yeni bir kampanyada ilk başta kullanmak yerine, çünkü herhangi bir dönüşüm yok, makine öğrenecek bir süre. Bunun yerine tıklamalara odaklanabilirsiniz teklif stratejisinde. Tıklama sayısını en üst düzeye çıkarma teklif stratejisini kullanırsanız maksimum tıklama başına maliyet teklifinizi, yani bir sınır belirlemenizi kesinlikle öneririm. Bunu işaretlemezseniz günlük bütçeniz dahilinde en fazla tıklamayı almak için 7 lira da teklif gelebilir, 3 lira da verebilir. Yani dolayısıyla buraya bir limit koymanızı öneririm. Örneğin biraz evvel anahtar kelime planlayıcıda baktığımız değerlere göre mesela bir 4 lira maksimum TBM teklif sınırı koyup kampanyamızı oluşturabiliriz. Burada eğer kelimeler baktığınız, yani araştırdığınız kelimelerin tıklama başı maliyetleri birbirine yakın ise bu şekilde kullanabilirsiniz. Ancak bazı kelimeler 1 lira, bazı kelimeler 4 lira ise daha kontrollü gitmek için manuel TBM'yi işaretleyebilirsiniz. Bu durumda her kelimeye ayrı ayrı teklif vermeniz istenecektir. Örneğin bir kelimeye 4 lira, bir kelimeye 1 lira, bir kelimeye 2 lira gibi teklif vererek daha kontrollü gidebilirsiniz. Ancak eğer kelimelerin tıklama başı maliyetleri birbirine yakınsa bununla uğraşmayıp bu şekilde bir teklif verebilirsiniz. Yani tıklama sayısını en üst düzeye çıkartacak ancak maksimum 4 lira teklif verecek. Yani tıklama başına maksimum 4 lira harcayacak demektir bu. Bunun haricinde hedef gösterim payı da arama sonuçlarında işte ilk sırada, ilk 4 sırada veya sayfanın herhangi bir yerinde seçmeyi kullanabildiğiniz bir stratejidir. Burada da maksimum bir tıklama başı maliyet belirleyebiliyorsunuz. Yani kampanyaya yeni başlarken tıklama sayısını en üst düzeye çıkarma, manuel TBM veya hedef gösterim payı stratejisini kullanmanızı öneririm. Reklamlarınız yayınlandıkça, dönüşümler geldikçe isteğe bağlı dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkarma seçeneğini de kullanarak kampanyanıza devam edebilirsiniz. Ancak kampanyanızı öğrenene kadar tıklama sayısını baz alarak ona göre bir strateji vermenizi ya da hedef gösterim payı kullanmanızı deneyimlerimle
öneririm. Bunun haricinde reklam oluşturmayla ilgili ve kelime eşleme türleriyle ilgili içerikler paylaşmıştım. Bu içerikte ona girmiyorum. Burada sadece bana çok sorulan ayarlar ve işte kelime planlayıcı ile ilgili soruları genel olarak anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımda yayınlamamı istediğiniz konu başlıklarını yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini dikkate almaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok çok başarılar dilerim.